Arkadaşlar yeni bir afiyet yanına atıyor arkadaşlar, komple dolguya kullanacaklar, su basmanı yapıyorlar, dolguya önce yetiyor afiyetin kendisi, dört tarafına atacağız arkadaşlar toprağa. Şimdi ben köşeden açtığım köşeden 1 metre inmemizi istediler arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşı köşeden tam 1 metre aşağı inmemizi istediler. Ona göre yuvamızı kurduk gördüğünüz gibi. Kontrol ederek devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşın biri makinelere bakımıyla ilgili bir şeyler sormuştu. Muayene falan var mı diye. Arkadaşlar, iş makinelerinde muayene yok. En azından eskavatörlerde, cisimlerde ve loderlerde muayene yok arkadaşlar. Tırlar falan ayrı mesela. Bunların normalde 250 saatte 250 çalışma saatinde yağ değiştirme zamanıdır arkadaşlar. Motor yağı, filtreler, yağ filtresi, motor filtresi 250 saatte değişir arkadaşlar. Bu belki diğer makinelerde değişebiliyor. Bilmiyorum ama benim kullandığım makinelerde bu zamana kadar benim esas makinem, ben loderde yetişmeyeyim arkadaşlar. Volvo'da L120'de L90 kullandım, L120 kullandım ve bunları da yetiştim. Onlarda da 250 saatte değiştiriyorduk arkadaşlar. Eskavatörlerde de 250 saatte değiştiriyoruz. Arkadaşlar, bir de işe başlamadan anlatım isteyen arkadaşlarımız var. Başlamadan ne yapacağını anlatsaydım falan filan diyen arkadaşlarımız var ama bu olmuyor arkadaşlar. İşte burası ben geldiğimde çok kalabalıktı. İşte müteahhit vardı. Ondan sonra yapı denetimciler var. Kalıpçılar var falan filan. Şimdi onların içinde şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan filan demek olmuyor arkadaşlar. Veya da biz daha tam kapımızı kıramadık yani işin gerçeğe. Bu konuda bizim Kerem Usta kendini açtı. Kerem Usta her yerde video çekebiliyor ama ben daha tam alışamadım arkadaşlar. Çekinmiyor biraz. Tam şeyimizi yakalayamadık henüz. O yüzden ben fena zamanlarda genelde video çekiyorum. O yüzden de başlangıçta size anlatmam sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Çalışamadığımız için çamurdan bugün buraya geldik. Burada kamyon yükleme işi olmadığı için yağmurda yağsa hareket yapılabiliyor yani. Yağış biraz zarar veriyor arkadaşlar kenarına attığım için. O yüzden o işimizi yarım bırakıp gelmek zorunda kaldık.